Yavuz Bahadıroğlu, kişi başına kaç Atatürk heykeli düşüyor? O olmasaydı derdi baş öğretmenim hepimiz İngiltere'nin kölesi olacaktık. O olmasaydı. İngilizler ezanı kaldıracak, Kur'an eğitimini yasaklayacaktı. O olmasaydı camiler kiliseye çevrilecekti. O olmasaydı zulüm altında inim inim inleyecektik. Soramazdık. Ey baş öğretmenim, 1950'ye kadar millet zulüm altında inlemedi mi? Ezan-ı Muhammedi ve din eğitimi 1950'ye kadar yasaklanmadı mı? Camilere sıralar konması, oturularak tapınılması, musiki aleti çalınması teklifi dinde reform layihası adı altında teklif edilmedi mi? Baş öğretmenim bu tür sorular sorulmasından hiç ama hiç az etmezdi. Ne tesadüf. Kemalistler de bu tür sorulardan hiç hoşlanmıyorlar. Dünkü soruya gelelim tarih boyunca acaba acaba heykellere toplam kaç lira harcandı? kendi sağlığında diktirdiği heykelleriyle ölümünden sonra özellikle darbeden darbeye devletin, belediyelerin ve özel kurumların diktirdiği heykellerine toplam kaç lira harcandığı konusunda bir araştırma yapılırsa sanırım çok ilginç rakamlara ulaşılır. Sıhhat derecesini bilmiyorum ama bir internet sitesinde her 800 kişiye bir Atatürk heykeli düştüğünü okudum. pebuk.com'un haberine göre ise 21 Eylül 2014 pazar Türkiye dünya sıralamasında büst sahibi ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. Türkiye'de 67 bin okul, 1220 hastane, 6500 sağlık ocağı, 100 cemevi olduğu düşünüldüğünde sadece küçük büst sayısı oldukça fazla. Bunlara meydanlardaki Özel kurumlardaki büst ve heykeller dahil de değil elbette. Her bir büstün maliyetinin 5000 lira olduğu gerçeği ise ülke ekonomisinin neden bu halde olduğunu açıklıyor. Araştırmacıların ve anket şirketlerinin verilerinin sonucuysa korkunç. Site, heykel ve büstlere harcanan miktarla neler yapılabileceğini de hesaplamış. 5 havaalanı, 2000 kilometre asfalt yol, 3 adet yolcu uçağı, 450 tam teşekküllü hastane, 200 fabrika, 20 üniversite, 500 okul yapılabilirmiş. Bir haber de 12 Eylül 2009 tarihli Vatan Gazetesi'nden. İzmir Buca'da 42 metrelik boyuyla Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 10. büyük rölyef projesi 3 yılda tamamlandı. Açılışı ertelenen Atatürk Maskı dün CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı. 4.2 milyon liralık fiyatıyla bazı tartışmalar yaratan eski başkan Cemil Şeboy ve proje ekibinin yargılanmasına yol açan maskın açılışı 10. Yıl Marşı eşliğinde yapıldı. Açılışta konuşan CHP'li yeni başkan "Ben olsam yaptırmazdım 4 milyon lirayı okul yurt yapımına harcardım." dedi vay irticacı vay diyelim mi? Ama diyemeyiz çünkü CHP'li. Tören öncesi ve sırasında lazer gösterileri geceye renk katarken 8 dakika boyunca havai fişek gösterisi yapıldı. Mask 42 metrelik boyuyla Brezilya Rio de Janeiro'da bulunan 38 metre yüksekliğindeki Hazreti İsa heykelinden de yüksek. Buca Çaldıran Mahallesi'nde çevre yolu güzergahına bakan kayalıklarda 3 yıl önce yapım çalışmalarına başlanan mask için önce bölgede zemin etüdüyle statik çelik projeleri yapıldı. İnşaatında 450 tondan fazla çelik taşıyıcı kullanılan mask 3 kat püskürtme beton atılarak tamamlandı. Heykeltıraş Harun Atalayman'ın yaptığı mask çalışmalarında başta 9 Eylül Üniversitesi olmak üzere 25 farklı üniversiteden danışmanlık hizmeti alındı. Kaça mal olursa olsun onu seyretmek baş öğretmenimin çok hoşuna giderdi herhalde. Yavuz Bahadıroğlu Yeni Akit